بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين Sözler kitabının 14. sözün sonundaki 14. sözün zeyli'ni okuyoruz. Bu zeyl o yazıldığı zaman zelzele münasebetiyle yazılmış diyebiliyorum eğer yanılmıyorsam. Evet. Ama biz onu genel olarak okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzaleha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله العظيم kabaca Türkçe de ne anlıyoruz ama çok kaba literal meaning derler. Yani kelimelerinden ne anlıyoruz ona bakacağız. Şöyle bir hatırlayalım. Bu Zilzal suresi yeryüzü sarsıldığı zaman yani ama zilzala gerçekten müthiş bir şekilde sarsıldığı zaman ve yeryüzü bütün ağırlığını çıkarttığında içindeki ağırlığı dışına çıkarttığında artık bu lava hani jeolojik olarak düşündüğümüzde içerisindeki lavlar kaynıyor ya onu dışarıya fırlatıp attığında anlarsınız artık sıkıntılarını dışarıya attı bu insan değil ama yine de Allah'ın bir mahluku sonsuz ilme sahip yaratıcının yarattığı bir arz olduğunu anlıyoruz. Onun da kendine göre vazifesi var. Onu dışarıya çıkıp, o sıkıntılarını dışarıya çıkıp attığında bize, insanlara zişur mahlukata mesaj vermek için artık şöyle bir silkindiğinde kendinize gelin arkadaşlar demek manasında da olabilir insanlara. Her şey anlaşılır. Açık zaten Kur'an genellikle ifadeleri yoruma açıktır. Ve galel insanu ma leha insan o zaman yani, ne oluyor buna ya? Ne güzel dönüp gidiyordu. Ne güzel şurada rahat, sakin, dümdüz yani boşlukta dönen bir taş kütlesi içerisi lavlarla dolu bir taş kütlesi falan gibi değil. Rahat rahat gezip yaşayıp duruyorduk. Ne oldu da şimdi bu sallanıyor, sarsılıyor? Yani alışılmamış bir olayla karşılaştığını ifade ediyor insan. Zelzele olunca dur bir dakika ya biz böyle dünya dönüp duruyor. Her zaman böyle dönecek. Ve bizim istediğimiz şekilde olacak bu kendi kendine doğal olarak bir şeye girdi, ritme girdi. Eyvallah neyden geldiyse bilmiyoruz, yaşayıp gidiyoruz işte diyen insana hayır öyle değil. Manasına gelen bir sarsıntı karşısında insan buna ne oluyor, ne oldu yoksa biz yanlış mı düşünüyorduk demesine vesile oluyor zelzele. Yani peşinen kabul ettiğimiz dünya hep döner, sanki kendi kendine dönüyormuş, sanki tesadüfen öyle bir ritme girmiş, o devam edip gidiyor deme imkanımız her zaman
olmuyor ya da böyle bir kabulü sarsacak bir olay oluyor zelzele. Yani yerin şöyle bir titremesi, birazcık da olsa sarsılması. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا O zaman ne haber varsa yeryüzünde o haberi bildirdiğinde, anlattığında, yani ne olup bitiyor, işte bak onları ifade ediyor. Bunlar çok geniş anlamlı ayetler. Yani ne demek yeryüzü, yer küresi haberini anlattığı zaman, anlattığında, ama ne haberi bu? Yani biz kendimiz okuyoruz ya Kur'an'ı, şimdi Kur'an neydi? Yaratıcımızın sözüydü. Yaratıcımız bize burada ne söylüyor? Yani yeryüzü senin hakkında ne biliyorsa onu ifade edecek, yani ona imkan verecek diye anlayabiliriz. Çok 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 değişik şekillerde de anlaşılabilir de. Benim acizane anladığım, yer sallanmaya başladığımızda ah vah toh ne oluyor, ne gibi yaygaralar ediyorsak işte o anlatmaya imkan veren hallerdir diye anlıyorum. Ama yeryüzü Allah'ın emriyle hareket ediyor diye bilen, onun yaratma kurallarıyla dönüyor diye bilen, şimdi onu rahat bizim yaşayacağımız bir şekilde hazırlayan yaratıcımız bizi şöyle hafiften onu bir sallamak suretiyle bak ne yapıyorsunuz farkında mısınız demeye gelen bir davranıştır bu. Kendimi bunları, yani yeryüzü dönüyor, güneş ışık gönderiyor vesaire, bunların hepsini ben hep böyle olur zaten diyebilirken aa böyle olmuyormuş, bu da nereden çıktı, demek ki garanti değilmiş, direkt bu dünya sabit değilmiş, yani derler ya biz bu dünyaya kazık çakmaya gelmeyecekmişiz veya gelmemişiz, burada sabit değiliz, her şey devamlı değişiyor, dünyanın dönüşü de değişir bazen, işte böyle sallayıverir, yaratılış kuralı öyle. Bize bunları haber veriyor, işte ne haberi varsa o haberi bize anlatıyor ya da o haberin ortaya çıkmasına vesile olacak şekilde bir sallandırılıyor diye anlayabiliriz. Efendim, bi enne rabbeke evha leha, çünkü yani bu niye böyle bizim haberimizi veya bir haberi, ne haber varsa dünya ne gibi haberlerle doluysa onu bize anlattığı zaman, anlattığı gün var ya, neden bunu anlatıyor, çünkü nasıl anlatıyor veya neden anlatıyor, çünkü senin Rabbin arza onu vahyetti. Arz kendisi böyle bir şey yapmayı bilmez, toprak o veya lav. Yani bir şey düşünecek, insana bir mesaj gönderecek. Ya topraktan böyle bir şey, taştan böyle bir şey bekleme. Ona bunu yaptıran var. Ona yani arzı yaratan, ona bir sisteme koyan, o sistemin içerisinde de ara sıra onu bu sistem sabit zannetme demeye gelen bir davranışı, bir hareketi var. İşte bunu o arzın yöneticisi, müdebbiri, Rabbi, terbiye edicisi, o şekle koyan kimse, o buna bu haberi anlattırıyor, ona bu hareketleri vahyediyor veya ona bu haberleri ilhamen bildiriyor. Ondan sonra bu arz bu davranışlarıyla bir mesajı bize aktarabiliyor. Yoksa arzın kendisi, yeryüzünün kendisi böyle bir şey yapamaz diyor yaratıcımız. Biz de düşüneceğiz gerçekten arz kendisi bu davranışlarını, ne gibi özelliklerini görüyorsak o özelliklerini arz bizzat kendisi yapabilir mi? Gerçekten. Onu biz soracağız. Yani biz kendimiz sorgulayacağız bunu. Yaratıcı olarak bize bunu söylüyor, biz de diyeceğiz acaba bu cümle doğru mu, bu bilgi doğru mu, ne yapacağız, arza dönüp bakacağız, gerçekten sen
yaratıcının bir yaratıcı var, o yaratıcı yaratık cinsinden değildir, mutlak özelliklere sahiptir, mutlak özelliklere sahip bir yaratıcı tarafından mı böyle hareket ettiriliyorsun, bu şekilde yapıldın, yoksa kendi kendine mi sen böyle oldun soracağız. Eğer kendi kendine oldun diyorsak, bu cümlelerin, bu sözlerin hiçbir hakikati yok. Ama kendi kendine böyle şey olur mu, saçmalama, insansın, aklın var, fikrin var, bir düşünsene, hiç böyle topraktan 1 milyon çeşit yaratık, canlı yaratık çıkıp her birinin kendine has mükemmel bir nizamı var, hiçbirisinde aksaklık yok, bu kendi kendine olur mu diyorsan insansın herhalde, öyle diyeceksin. O zaman bunun bir sahibi var. İşte o sahibi diyor ki, ara sıra bunu sallayan biziz. Bunu sallayarak da, yani bunu sallanacak şekilde yaratan biziz. Mamalar geliyormuş. İşte onu yaratan biziz. Mamayı koyan biziz. Onu dışarıya doğru fışkırmak üzere, yani genişleten biziz. Isınan madde genişler ya. İşte bu kanunla yaratan biziz. Kendi kendine böyle bir şey olmaz diye hep anlatıyor. Ve bunlar üzerinde düşün arkadaş diyor, sen bu dünyada bulunmanın bir maksadı var, o maksadı unutuverdiğin zaman, yani dünyayı ebediyen böyle olacakmış, hep böyle gelmiş, böyle gider diye zannettiğin zaman, bu zannında yanılıyorsun diye haber veren bu mesaja, ya gerçekten bu dünya kendi kendine bu muazzam sistemi oluşturmuş, planlamış, programlamış olamaz. Çünkü her bir şey, şu dünya üzerindeki olan her bir şey, mutlak ilim, mutlak kudret, mutlak irade, mutlak hikmet, mutlak maksat istiyor ki arz, toprak, taş bunun kaynağı olma özelliğine hiçbir surette sahip değil. O zaman bu cümleler doğru söylüyor deriz. Seçim bize ait. Hürüz, istediğimizi seçeriz. Yaratıcımız bizi istediğimizi seçmek üzere serbest bırakmış. İstersen kabiliyetlerine, sana verilen istidatlara uygun hareket eder, teslim olur. Evet, böyledir, bunu kabul etmem lazım dersin. İstersen inat ederiz veya başka kaygılarla, yok bana gerici derler, bilmem şimdi dindar mı olacağız bu saatten sonra, hangi asırdayız kardeşim, herkes ayağa çıkıyor, biz hala dinle mi uğraşacağız diye bir saplantın varsa, hayır dersin, bu şeyler kendi kendine oluyor dersin, dünya kendi kendine büyüyor, ağaçlar, hayvanlar, bitkiler kendi kendine oluşmuşlar dersin. Akıldan, insani özelliklerden kendini uzak tutarsın. Ona da serbestsin. Serbest. Herkes serbest. Yaratıcımız serbest yaratmış. Bizi yapan serbest bırakmış. Kimseyi zorlayamayız. Aklımız var, fikrimiz var, kalbimiz var, hislerimiz var, duygularımız var. Her şey, her insani özelliklerimiz sonsuz sayıda serbestiz. Biz düşünüyoruz veya ben kendi adıma konuşayım, ben düşünüyorum, böyle bir saçmalığa dünya kendi kendine oluşmuş, bunlar hep kendi kendine oluşuvermişler diyecek basitlikte bir varlık alemi görmüyorum. En ufak, en basit bir olay bile akıl hayal almaz bir intizam, bir kasıt, bir hikmet içinde gerçekleşiyor ki bu olayların her an yenilendiğini, her yenilenen olayın kendi içinde mutlak tutarlı olduğunu gördükten sonra, bu kendi kendine olmuş demem için benim insanlığı bırak, hayvanlığı bırak, taş olmam lazım. Hayvan bile onu demez diyorum, yani hiç olmazsa hayvanlar var, karıncalar görevlerini tanıyor, köpekler, atlar sahiplerini tanıyor, kediler evini yurdunu tanıyor, vazifesini yapıyor, yani bir maksadı var. Bir insan bunu dedikten sonra ben diyorum, o insan hayvanda olamaz. Mümkün değil. Ama bazısı dilin kemiği yok derler ya, bazısı kendi kendine olmuş olamaz mı yani diyor. Yani olabilirse, sen öyle diyorsan de kardeşim, ben akıldan, ben insaniyetimden
vazgeçme. Bir gerçek var, kabul et. İster dindar ol, ister dindar olma, ister namaz kıl, ister kılma, ister Müslümanım de, ister gavurum de, Hristiyanım de, Yahudiyim de, agnostikim de, ne dersen de, bir vaka var ortada. Mertçe bu vakayı kabul et. Kabul etmezsen sen kaybedersin. Yani sen kendine çelişkili olursun, kendine ters düşersin. Bu hayat çok anlamlı. Bu ters düşmenin faturası büyük olacaktır zannediyorum. Efendim, İnşirah Nuru okuyorum. İnsanlar evet aya çıkıyor, ancak ruhlarını hapseder şekilde gerçekleşiyor bunlar. Çünkü bunca mucizeyi bir kudrete vermemek insanın akıl nimetini nikmete çeviriyor. Yani kötü bir alet hükmüne geçiriyor. Doğru. Aleyküm selam gelen arkadaş Reşit Kıbrıs'tan katılıyormuş. Aleyküm selam Reşit, yenisiniz galiba. İbrahim'de bilmiyorum hangi İbrahim, eğer bizim İbrahim'se yani Indiyalı İbrahim'se o biliyordur. Risale-i Nur'dan İzâ zülziletil ardu zilzâleha devam eden surenin birinci bölümünün tefsirini okuyoruz. Bunu da 14. sözün zeyli olarak yayınlamış müellif. Yani bu ne demek? Zelzele neyin nesidir falan. Bunun bir açıklamasını yapacak inşallah. Eğer başka bir komenti söylemek istediği, açıklayıcı yorumu olan arkadaş yoksa ben tefsiri okumaya başlıyorum. Şu sure katiyen ifade ediyor ki küre-i arz, yeryüzü, hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir altında depreniyor, bazen de titriyor. Ne dedi? Yani şu sure diyor ki, yani şu okuduğumuz Kur'an'ın şu parçası diyor ki, yeryüzü hareket ve zelzelesinde, yani gerek dönüşünde, eğik dönüyormuş, şu kadar eğikmiş, evet tamam doğru, bunu baban yapmadı değil mi? Yani onlara dikkati çekiyor, hareketinde kendi etrafında dönüyormuş, şu kadar hızla dönüyormuş, koca bir kütle halde geldi, böyle bir dönen sistemi varmış, ayrıca bir de güneşin etrafında dönüyormuş, ayrı da bir de güneşle beraber hep beraber bilmem ne galaksisinin etrafında dönüyorlarmış, bunları insanlar gözlemleriyle anlıyorlar. Bu hareketinde veya zelzelesinde, sarsılmasında, depremesinde, titremesinde, her halinde vahiy ve ilhama mazhar oluyor. Yani affedersiniz, Kur'an vahiy diyor, özür dilerim. Kur'an vahiy diyor, vahye mazhar oluyor. Ya biz vahiy peygambere gelir diye biliyorduk. Evet, kültürde öyledir ama doğru da biliyorsun, yanlış da değil ama vahiy, Kur'an diyor ki biz arza da vahyederiz. Ama hani bu arz bize bir Kur'an mı getirdi, bir kitap mı getirdi derse, o bizim anlayışımızdaki vahiydir. Ona açıklık getirmek için, yani sen ilhama mazhar oluyor diyebilirsin diyor. Ufak bir vahiy ve ilham ile açıklama yapıyor. Onu da anlatıyor şimdi. Vahiy ve ilhama mazhar oluyor. Yaratıcısından bir şey alıyor. İşte o vahiye, ilhama mazhar olmasının ne demek olduğunu cümlenin içerisinde emir tahtında hareket ediyor. Emir tahtında depreniyor. Gemir tahtında titriyor diyor. Yani kendi başına yapmıyor bunları diyor. Hareketi de kendi kendine değil, titremesi de kendi kendine değil, deprenmesi de kendi kendine değil. Kur'an-ı Kerim'deki بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا'yı müellif bize, çünkü Rabbin ona vahyetti, senin Rabbin ona vahyetti. Neyi vahyetti diye sorduğumuzda, benim elimde bir kitap var, o diyor ki Rabbin ona konuşmasını emretmiştir diye yorumlamış. Çok 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 dar bir yorum. Buradaki yorumda diyor ki yalnız konuşması değil, bu titreşim, hareket bir tür konuşmadır. Bu anlamda doğru.
Ama dünyanın dönmesini, belli bir basıklıkta olmasını, belli bir eğimde olmasını, güneşle, ayla olan irtibatını, her şeyini ara sıra titremesi de dahil olmak üzere her şeyini o dünyayı yoktan var edenin emri üzerine yapıyor. Onun dilemesi üzerine yapıyor. Evha leha, yani ona emrini verdi diyor. Ona emretti diyor. Bu da bu müfessirin, yani Said Nursi'nin evha kelimesine yüklediği anlamdır. Yalnız bu anlama gelir, başka anlamların hepsi yanlıştır demek Said Nursi'nin genel usulüne aykırıdır zaten. Said Nursi, arkadaş herkes bir tür anlar, bu vahidir, vahiy ilmi ezeliden gelir, ilmi ezeli demek sonsuz bilgi demek, sonsuz bilgi demek kainatta yaşayan her türlü zişurun ondan ne anlayacağı, ne anlaşılabileceğini hesaba katmak suretiyle konuşması demektir. Kardeşim sen öyle anladın, buyur afiyet olsun, bu senin anlayışın. Bu da Said Nursi diyor ki, ben de şöyle anladım, seninkini yalanlamıyorum, yanlışlamıyorum, onun yanı sıra bir de bu var diyor. Vahyi burada emir almak anlamında alıyor. Bu da ilginç bir yaklaşım. Biz de mesela Kur'an-ı Kerim'de arıya vahyettik diye ve evhanna ilen nahl ayeti de var. Arıya vahyettik deyince bu zişuurlara konuşma cinsinin dışındaki manaları bize aktarmak suretiyle vahiy kelimesini kullandığı yerlerde Said Nursi bu emir alıyor. Yani yaratıcının emri. Emir de Kur'an-ı Kerim'de yine Kur'an'ın ifadeleriyle emir de irade-i ilahiye demektir. Yani yaratıcının iradesiyle hareket ediyor. Yani dünya neden dönüyor? Yaratıcısı öyle istedi de onun için diyor Kur'an. Dünya neden yuvarlak? Yaratıcısı öyle istedi de onun için. Aynen, en basit bir soruyu soracak olursak, neden senin 5 parmağın var kardeşim? Yaratıcın öyle kara istedi de onun için. Öyle olmasını emretti de onun için. Çok basit. Peki bunun tartışması, evet yapacağız. Nasıl yapacağız? Yaratıcı diyor ki, ben emrettiğim için, ben öyle istediğim için 5 parmağın var. Ben öyle istediğim için dünya böyledir. Ben öyle istediğim için dünyanın içini magmalı yaptım. Ben öyle istediğim için o magma basınç yaptı, bir yeri sarstı. O benim arzu ettiğim içindir. Yaratıcı olan benim arzum böyledir diyor Kur'an. Yaratıcın olarak ben sana bu bilgiyi veriyorum diyor. Said Nursi'nin bakışıyla, yani yorumuyla, tefsiriyle baktığımızda bu emir irade-i ilahiyedir. İrade-i ilahiye midir değil midir diye düşünmek bize ait olay. Biz düşüneceğiz. Diyeceğiz ki şu dünyada olup biten olayların hepsi atmosferiymiş, bulutlarıymış, yağmuruymuş, içindeki magmalarmış, sıcakmış, soğuk olmasıymış, dağlarıymış, dağların devamlı hareket eder şekilde olmasıymış, dağlar sabit değilmiş, Kur'an böyle haber veriyor. Ve bakıyoruz, hakikaten de coğrafya biliyor ki, insanların incelemeleri biliyor ki yer altındaki magmalar sürekli dağları yukarıya doğru yavaş yavaş da olsa itiyorlar ve yer kabuğu hafif de olsa değişiyor. Çok az da olsa değişiyor. Bunun büyük değişikliği milyon senelerde gözlemlenebilir. Ama değişiyor. Sabit hiçbir şey yok. Dünyada hiçbir şey sabit değil. Yeryüzündeki canlılar değişiyor, cansızlar değişiyor, kış yaz mevsimler değişiyor. Her mevsimde sıcak soğuk farklılıklarından dolayı bir sürü dağlar parçalanıyor, taşlar parçalanıyor, toprak oluyor, topraklardan yeni bitkiler çıkıyor, o bitkilerden yeni gübreler, o toprağa yeni mineraller kazandırıyor. Hiçbir şey sabit değil. Bunların hepsini diyor Kur'an, şu kainatı yoktan var eden öyle dilediği için öyle oluyor. Başka türlü izah edemezsiniz diyor. La ilahe illallah bu demektir. Başka türlü bir izah getiremezsiniz. Aklınız da kabul etmez, fikriniz de kabul etmez, kalbiniz de kabul etmez. İnsaniyetinizin hiçbir duygusu buna, bu kendi kendine oluyor kardeşim demez diyor Kur'an.
Ondan sonra da bize bu haberi gönderiyor, serbestsin şimdi ne yaparsan yap diyor. Ben sana bu haberi verdim. Bu haber karşısında insanlar ikiye ayrılıyor. Ya bu haber doğru, hakikaten kendi kendine olmaz kardeşim, akıl var, bir insan var, hiç kimse şurada bir şey var yani, en ufak bir şey, en ufak bir şey kendi kendine bu olmuştu. Sen bir anahtar bulsan mesela yerde, bu demir kendi kendine böyle kesilmiş desen, seni akıl hastanesine gönderirler, bu çocuk kafayı yedi falan diye. Belli bir vaka var ortada. Bu kainat nasıl, bu dünya, bu hareketler, bu anlamlılık, hiçbir şey yok ki düzeninde mi, ölçülülüğünde bir hata olsun, tesadüf eseri olsun. Rastlantı bir atarsın tutmaz da ikinci atınca tutar. Yani bazen tutuyor bazen tutmuyor bir hareket olsun. Mümkün değil. Kainatta şimdi sonbahardayız ya, yapraklar dökülüyor. Bir yaprak kendi kendine tesadüfen kuruyacak. Kardeşim kafayı mı yedin? Bir biyoloğa ya bir botaniste soracak olursan sana der ki sen deli değilsin. Sen insan, deli falan diyemem ben sana, sen insan değilsin de. Hiçbir sen şu yapılan çalışmaların sonucunda çıkmış olan formülleri görmedim kardeşim de. Bir yaprağın kendi kendine bir saniye bile kendi kendine rastgele hareket etmesi mümkün değil. Hepsi kural altında der. Sana formüllerini yazar gösterir. Bu da bizim bildiğimiz der. Bilemediklerimiz daha neler vardır. Evet, bir saat 1'de yani sizin orada 8'de belki, tam 8'de değil ama 8'i 1 geçe mi 2 geçe mi neyse açtım. Bilemiyorum. Özür dileriz eğer zamanını aşmadıysak, ama şimdi konumuzu dağıtmayalım inşallah. Yani şimdi güzel bir yerdeyse de. Evha kelimesini, vahiy kelimesini konuşmanın dışında, söz söylemenin dışında, yani insan lisanıyla bir insana yaratıcının konuşmasının dışında Kur'an kullandığı zaman bu kelimeyi şu kainatın yaratıcısı, kainattaki olan her şey benim irademle gerçekleşiyor haberini veriyor. Biz de ya kabul edeceğiz ki kabul edip evet öyledir diyene teslim olanlar manasında Müslim diyorlar. Kur'an bunlara Müslim diyor. Bir de çok ilginç bir şey, paragraf açarak söylüyorum. Müslim demek mutlaka Orta Doğu'da Müslüman demek değil. Böyle bir hakikate teslim olmuş insan demek. Allah'ın dini dediği, inne'd-dîne indallâhil İslam dediği budur. Yoksa identity diyorlar, kimlik diyorlar, o değildir. Teslim olmak bu söze, bu habere, bu artık eğer siz gerçek görüyorsanız gerçeğe teslim olmak. Evet, ben de bu dünyadaki işleri görüyorum. Bu kendi kendine olamaz. Bunun bir mutlak özelliğe sahip yaratıcısı olması lazım. Bu yaratıcı kasıtlı olarak bunları bu düzen içerisinde var ediyor. Bunda yalnız dünyanın hareketi değil, dünyanın zelzelesi de istisna diyebildiğimiz, alıştığımızın dışındaki işlerde dahildir. Emir tahtında depreniyor manasını bi enne rabbeke evhalahadan çıkartıyoruz. Buna evet, bu anlaşılıyor. Buna evet diyen, yani canım her şey yaratıcının iradesinden geliyor diyen Müslim'dir. Bunun bilincinde olan Müslim'dir. Yani bir hakikate teslim olmuştur. Bunun bilincinde olmayan, hakikate teslim olmamış, ne yaptığını bilmeyen serserinin tekidir. İnsanlığını kullanmayan birisidir. Yoksa Müslim demek, bir arkadaş da geldi Müslim Bayburdi diye, Müslim demek mutlaka İslam toplumunda Müslüman bir ailenin içerisinde doğmuş, biz Müslümanız kardeşim diyen demek değildir Kur'an'ın tabirinde. Evet Müslim, esselamu aleyküm, aleyküm esselam, hoş geldin, ama
iyi dinleyelim şimdi inşallah. Bu Kur'an, bu Zilzal suresinin tefsirini okuyoruz. Zilzal suresinin tefsirini bu şekilde anlamak önemlidir. Ama bana bir haber geldi. Birazcık nasıl? Bir saniye lütfen, bir saniye değil, yalan olur, yarım dakika veya bir dakika ben ara vermek durumunda olacağım. Lütfen ayrılmayın. Hemen dönüyorum. İkinci paragraftan okumaya başlayacağız. İsterseniz düşünün. Vahiy kelimesini emir tahtında depreniyor, emir tahtında manasını alan Said Nursi'nin tefsirini okuyoruz. Bu çok ilginç. Yani bakın, isterseniz öyle bir alanınızda varsa, başka tefsirlerde emir tahtında demek manasında, yani emir tahtında demek, yani onun iradesiyle oluyor demek. Kur'an-ı Kerim'deki emrin hepsini irade diye anlamak, yani aynısı değil. İrade öyle iktiza ediyor, öyle gerektiriyor. Emir o demektir diye anlamak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim yine kendisi açıklıyor. فَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Bu irade ettiği zaman ona emir verir. Yani emreder. Kün feyekün, ol der, olur var ya. Emir. Emri nasıl anlayacağız? Asker, bir askerlikteki bir komutanın emri gibi değil. Evet, o da, ona da emir deniyor. O bir örnektir. Ama yaratıcıya ait olduğunda iradedir demek durumundayız. Çünkü akıl için akıl öyle anlıyor. Yaratıcı için ol, 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 ol deyip duracak değil. O ihtiyaçtır, muhtaçtır. Yaratıcının öyle ol demek diye benim anladığım şekilde bir kavramlaştırmaya tabi tutulması imkansızdır. Çünkü yaratıcıyı benim kavramlarımla tanımlamam benim için yanlıştır. Yani kendi çelişkimdir. Yaratık birisinin, bir şeyin, mutlak olan yaratıcıyı kendi kavramlarıyla tanımlamasının mümkün olmadığını akıl söylüyor zaten. İnsan o kabiliyette yaratılmış. Bu vahiy kelimesini irade-i ilahiye, ilahi irade olarak almak lazım geldiğini söylüyor birinci paragraf. İnşallah devam edeceğiz. Yalnız en fazla bir dakikanızı rica edeceğim. Evet, okumaya devam ediyorum. Selamun aleyküm tekrar. Manevi ve ehemmiyetli bir canipten, şimdiki zelzele münasebetiyle 6-7 cüz'i suale karşı yine manevi ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de izin verilmedi. Yalnız icmalen kısacık yazılacak. Manevi canipten geldi, izin verilmedi, manevi ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi falan deyince, buranın üzerinde çok fazla durmayayım da, insan hikmet verilmiştir. Gerçekten kime hikmet verildiyse çok hayır verilmiştir. Yani maddi şartlarda bir şey söylemesi mümkün. Her şeyi, her zaman aklına geleni söylersin. Ama insan hikmetle hareket edince, nefsine uyup da hemen her aklına geleni, olduğu aklına geldiği an söylemeyince, Yaratıcımız bize böyle bir kabiliyet vermiş, insana. Bunu burada söylememem lazım. Burada böyle şeyler oluyor galiba diye düşünüyorsunuz. İşte bunlar da Yaratıcımızın bize, insana verdiği kabiliyettir. Siz neyin, insanlar neyin duasını yaparlarsa Yaratıcı o duaya cevap verir. Eğer insanlar, yani ilk aklıma geleni, İlk dilime düşeni hemen söyleyivereyim, bu olmaz, hikmete aykırıdır. Yerinde, zamanında konuşmak lazım. Dediğinizde, durduğunuzda yaratıcımız bize öyle kabiliyet vermiş ki, şimdi burada durayım
dersiniz, hemen aklınıza geri verir. O da yaratıcımızın bir ilhamıdır, yaratıcımızın bir ikazıdır. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Yoksa haşa, burada bana Allah özel olarak, herkese özel olarak bir şey yaratıyor zaten. Ağaca da özel olarak dolu kabiliyetler vermiş. Trilyonlarca değişik kabiliyetler vermiş. Herhangi bir arıya da veya şimdi burada uğur böcekleri, ben pencerenin önünde oturuyorum da uğur böcekleri pencereye konup kalkıp gidiyorlar. Onlar da ne yaptıklarını biliyorlar. Serseri serseri dolaşmıyorlar. Rızık peşinde dolaşıyorlar vesaire. Evet, kasıtları var. Onlara da ilham etmiş. İnsan da düşününce hemen hislerine kapılıp da hikmeti kullanmadan, hislerine kapılıp da patır kütür her aklına geleni söylemeyip insani duygularının bir değerlendirmesini yapma tercihini yaparak iradesini kullanırsa, yaratıcısı ona hatırlatıyor. O imkanı veriyor. Hepimize, sana da, başkasına da. Bu imkanı veriyor. Yani duruyorsunuz, hani olur ya, insan bir yerde birisi bir şey söyler veya bir davranışta bulunur, bu sizi rahatsız eder. Hemen anında patır kütür o rahatsız eden davranışa tepki vermek yerine, düşün şöyle bir durayım da, burada ne yapmak daha doğru olur dediğinizde, başka şeyler aklınıza geliyor. İşte o başka şeylerin aklınıza getiren sonuçların yaratılması, yaratıcının size bir ilhamıdır. İyice düşünürsünüz. İnsanların bir mesele hakkında düşünme kabiliyeti, o meselede yapmış olduğu duaya bağlıdır. Yani bir insan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl bir hastalık üzerinde devamlı tefekkür etse, araştırsa, delillerini, simptomlarını, alametlerini, her neyse tedavi şeklini, hangi alanlarda görüldüğünü, o alanın coğrafi yapısının, beslenme yapısının neler olduğunu hepsini düşüne 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl çalışsa, bu insan, iyi düşünün, böyle bir hastalığı olan kişiyle karşılaştığı anda senden benden çok daha çabuk bir şekilde, hatta hiç kıyas edilmeyecek bir şekilde hemen der ki, bu kişide şu var, peki şöyle yapınca böyle oluyor mu, şunu yiyince böyle oluyor mu, der tamam senin hastalığın bu. Hemen birdenbire ilhama mazhar oluverir. Senle ben ömrüm boyu böyle bir duada bulunmadıysak böyle bir ilhama mazhar olmayız. Şimdi arkadaşlar, hiçbir olayı mitolojinin içerisine sokarak kutsayamazsınız. Bu cümleme dikkat edin. Beğenmiyorsanız atın çöp tenekesine, ama dikkat edin. Bir olayı mitleştirerek, misteriyiz hale getirerek, ne demek misteriyiz, ne demek diye soranınız olur mu bilmiyorum, çoğunuz bu biliyorsunuzdur. Mitoloji derler ya, mit haline getirmek, bilmem ki bazı kimseler varmış, onlar şöyleymiş böyleymiş diye havalara sokmak suretiyle kutsallaştırıp gizemli hale, Allah razı olsun Serhat, gizemli hale getirerek, kutsallaştırarak o olayı daha anlaşılmaz hale getirmek suretiyle o olayın erişilmez bir kutsal durum olduğunu söylediğinizde imtihan şartlarına uygun değildir. Yaratıcımız bütün insanlara hakikati anlama kabiliyetini vererek yaratmış, en mükemmel şekilde yaratmış. Bazı insanları daha az mükemmel, bazı insanları daha çok mükemmel yaratmış demek, yaratıcının verdiği habere aykırı olduğu gibi yaratılış kurallarının da bizim gözlemlediğimiz kurallara da aykırıdır. Zaten öyle bir şey de görmüyoruz. Ama insanlar neyin duasını yaparlarsa o duanın neticesinde cevap alıyorlar. Eğer sen hayatın boyunca hep nasıl ticaret yaparım, müşteriyi nasıl daha iyi ikna ederim, yani ona nasıl bir mal satarım, onu nasıl kandırırım ya da doğruyu söylerim neyse konusunda hassaslaştıysan, hayatın boyunca tezgahtarlık yaptıysan, hakikaten bir müşteri gelince ona mal satar duruma gelirsin.
Ben oraya gitsem benden kimse mal almaz. Çünkü ben o işi bilmiyorum. Onun duasını yapmadım. Kabiliyetim gelişmedi. Bazı insanlar müşteriyi nasıl kandırırım ya da ikna ederim eğitimini yapmıyorlar da. Bazı insanlar şu hastalığın, maddi hastalığın kaynağı nedir eğitimini yapmıyorlar, duasını yapmıyorlar da, onu öğrenmek için dua yapmıyorlar da, bazı insanlar insani duygularımızı nasıl terbiye eder, onları yaratılış maksadına nasıl ulaştırabiliriz duasını yapıyorlar. O duayı yapa 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 gelen cevaplarla kabiliyetleri gelişiyor. Kabiliyetleri gelişince o kabiliyette, nasıl ki bir doktor daha sen öksürdüğün anda senin hastalığını anlar veya canım şu kolumun şurasında şöyle bir şeyler oluyor dediğinde ha der, böbreklerinde bir problem var. Ve o bunun ilhamıdır. Yani bu bilgi Rabbimizin o kişinin yapmış olduğu şimdiye kadar dualara verdiği cevapların sonucundaki geliştirdiği kabiliyetidir. Yine Allah geliştiriyor, yine yaratıcı geliştiriyor. Bazı insanlar da bizim manevi sorularımıza, insani sorularımıza, varoluşsal sorularımıza verilecek cevabın ne olması lazım geldiği konusunda düşünüyorlar. Onlar da o konuda kardeşim benim çok kafam ağrıyor deyince ha senin neye kafan ağrıdığını ben biliyorum diye söylüyor. Niye? Fiziki, biyolojiden bir şey, biyolojik bir nedenden dolayı değil kardeşim. Sen hayatının manasını bilmiyorsun da ondan diyor. Sen hayatından emin değilsin, ne yaptığından emin değilsin, bu işleri niye yapıp duruyorum diye şüpheleniyorsun da ondan, hayatına istikamet vermen lazım diye hemen söyleyiveriyor. Nereden bildin derse, kardeşim benim şimdiye kadarki yaptığım dualarda aldığım cevaplara göre kabiliyetim böyle gelişti, bu da bana yaratıcımın ilhamıdır diyor. Hep her şey yaratıcının ilhamıdır ama bazı kimseler bazı konularda daha çok dua ettiği için onlar daha derinlemesine, daha hakikatli, daha doğru ilhama mazhar olurlar. Bunu anlıyor muyuz? İnşallah bu cümlede bunu söylüyor. Yoksa bu işi gizemli hale getirerek bu zat diyor ki bana hariçten haber verildi. Ben sizin gibi değilim canım diyor değil. Sen de duanı yap. Duanı yaptığın kadar Rabb yaratıcın sana o kabiliyetlerini senin de geliştirir. Senin için de geliştirir. Senin kabiliyetlerini de geliştirir. Ama bu zat bu konuda çok dua etmiş. Onun için diyor ki düşündüm, taşındım ve yani bu yapmak böyle uygun değil diye anladım, izin verilmedi diyor. Yani vicdanım hiç müsaade etmedi. Yani yaratıcım bana bunu yapmasan daha iyi olur mesajını gönderdi. Yani o ilham geldi bana. Öyle anladım diyor. Bunu şimdi söylemesek iyi olur. Millet bunu dinlemeye hazır değil. Zaten milletin dinle bağ pamuğu dinden daha zayıf. Bir de siz böyle böyle halt ettiniz deyiversem şimdi hepten bağlarını koparıverirler. Hikmete uygun olmaz. Gelin bu insanlara uygun olduğu bir zamanda, uygun olduğu bir şekilde şefkatle yardımcı olacak şekilde konuşayım diye hatırlatırlı verdim diyor. Yaratıcımız bizim hatıramıza getiriyor. Yani bir şeyi ben hatırladım dediğin zaman sen mi hatırlıyorsun? Beynine hiçbir zaman söz geçirebilir misin? Beyninde en ufak bir tıkanma olsa olduğun yerde çırpınır durursun. Git oradan diyemezsin. Değil mi? Senin hiç elinde değil. Her şey senin elinde değil. Veya hiçbir şey senin elinde. Her şey yaratıcının elinde. Sen ve ben yalnızca dua edeniz. İşte bu dua etme sonucunda Rabbimizin ona gönderdiği haber, aklına getirdiği, hani hatırladım şimdi diyoruz ya, şu aklıma geldi diyoruz ya, işte bu nedenden şimdiye kadar yazmak uygun değildir diye anladım. Yani bana öyle yaratıldı. Benim dünyama öyle bir şey getirilerek yaratıldım diyor. Evet, şimdi diyor kısaca yazacağım, yani artık şu şekilde söylemenin uygun olduğuna kanaat getirdim ki yaratıcım bana bu mesajı verdi. Biz de nasıl düşünürken, konuşurken her şeyimiz yaratıcımızın bize verdiği kabiliyetle oluyor. O da aynen senin benim gibi diyor, şimdi şunu yazabileceğimi anladım deriz biz konuşurken. Anladım derken kendi kendime anladım diyemeyiz değil mi? Benim yaratıcım bana bu imkanı verdi demek. Nasıl dünya dönerken kendi kendine dönüyor demiyoruz. Zelzele olduğunda kendi kendine oluyor demiyoruz. Yaratıcının
iradesiyle oluyor diyoruz. Senin anlaman da, benim konuşmam da, senin dinlemen de, senin bir şey yapayım mı yapmayayım mı da, ya şöyle yapayım ya böyle yapayım demem de bizim duamıza verilen cevaplardır. Yaratıcımızın iradesinin bizde gerçekleşmesidir. Bunu iyi anlayalım. O zaman okuyorum. Birinci sual: bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet ekser halkın, ekser memlekette, yani birçok insanın birçok yerde gece istirahatini selbederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? Sorunun içerisinde ince bir nokta var. Hepimiz anladık ama ben bir kez daha vurgulayalım ki o nokta dünyamızda yer etsin diye. Zelzelenin musibeti, bir yerler yıkıldı yakıldı diyor. Bundan daha çok manevi bir musibet var burada. O da şu zelzelenin devamından gelen, şimdi onlara Türkçe'de yeni bir isim buldular. Artçıl mı ne diyorlar? Yani bir şey zelzele olduktan sonra yavaş yavaş yine hala mahmaları Allah yaratış kurallarına göre bir sarsıyor, bir daha yerleştiriyor, bir her şeyi yerli yerine koyun. Bakın dikkat edin ha. Şimdi anladınız değil mi? Diye bildiriyor. Yani yaratılış böyle. Nasıl ağaç önce filiz olarak, çekirdek olarak yaratılır, sonra filiz olarak yaratılır, sonra biraz büyür işte dal budaksalar, yapraklar falan olmaya başlar, ondan sonra meyve verir ya, yaratılışın bir kuralı var. Yaratmak bir sistem içerisinde, düzen içerisinde gerçekleşiyor ki insanlar, şuur sahibi insanlar tesadüfen böyle bir şey oluyor diye zannetmesinler. Her şeyin bir düzeni var. Her şeyin bir düzeni var. Dünyanın, ağacın büyümesinin bir düzeni var. Kuşun uçmasının bir düzeni var. Dünyanın dönmesinin bir düzeni var. Zelzelenin de bir düzeni var. Tesadüfen hiçbir şey olmaz, olmuyor. Yaratıcı tesadüfen hiçbir şey yaratmıyor. Öyle bir tesadüf yaratılışı görmüyoruz. Zelzele de tesadüfen yaratılmış bir şey değildir veya var olmuş bir şey olamaz. Kanunu var, nizamı var. İrade-i ilahiye bir nizam dahilinde tecelli ediyor. O nizamın anlamlılığı bize bunun kasıtlı bir iradeden geldiğini gösteriyor. Nizamın anlamlılığı rastgele bir nizam değil. Sandalyeleri dizmişsiniz düzenli ama hiçbir anlamı yok. Buna nizam denmez ki. Çocuk oyuncağı gibi dizmişsin bunu buraya. Hangi maksada göre dizdin? İnsanlar mı oturacak? Bir oturuş biçimi mi oluşturmak istiyorsun? Onun için nizam anlamlıdır. Anlamlılık bize diyor ki kasıtlı olarak bu gerçekleşiyor. Efendim zelzele de anlamlıdır. Kasıtlı olarak gerçekleşiyor. Bir nizam dahilinde gerçekleşiyor. Bir düzen dahilinde gerçekleşiyor. İşte bu düzenden bir tanesi de artçıllar der. Ona artçıl diyorlar. Çok komik bir şey. Uydurma. Her şeyi uydurma da. Bu daha bir uydurma. Kasıtlı uydurma olduğu için komik geliyor. Her neyse, zelzelenin devamından gelen korku meyusiyet. Buraya çok dikkat edin. Neden? Şimdi bir zelzele oldu. Oldu artık geçti diyoruz. Ama ondan sonra bir daha sallanıveriyor. Sonra bir daha sallanıveriyor. Aha de korkup duruyoruz artık. Evimize giremez oluyoruz. Değil mi? Sokaklarda. Artık zelzele olan yerlerdeki insanların tecrübeleri. Bu korku, bu meyusiyet, ümitsizlik nereden kaynaklanıyor? İşte diyor ki en önemli azap o ümitsizliğin içindedir. Ümitsizlik nereden kaynaklanıyor? Yaratıcının kasıtlı, düzenli bir şekilde bize şefkat uyarısını yaptığını bilmemekten. Bunun da nedeni var. Yaratıcıyla bağlantımızı kurmamaktan. Anlatacak. Ben o sorunun içerisindeki ciddi noktayı yakalamak için söylüyorum bunları. Yani ev yıkıldı, bark yıkıldı, bunlar önemli değil. Yaratıcıyla bağ kurmadığın zaman önemli.
bunun kasıtlı bir yaratılış olduğunun bilincinde olmadığın zaman önemli. O yaratıcının merhameten sana ikaz ediyor olduğunun bilincinde olmadığın zaman önemli. Sorunun içinde cevabı var. O sorunun içindeki cevabı alıyoruz. Şimdi pratikte insanlara nasıl muhatap olunur onu anlatacak. Burada yine manevi cevap. Şöyle denildi ki, yani düşündüm, taşındım. Yaratıcımın bana hatırlattığı bu. Sen de düşünürsün. Yaratıcın sana bir şey hatırlatır. Eğer güzel görüyorsan söyle, dinleyelim. Şimdi bu zat da bana böyle anlattı Rabbim diyor. Ben de onu sizinle paylaşıyorum diyor. Bana bu imkanı verdi diyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu cümlelerin altında gizemli bir şeyler var. Bazı insanlardan farklı, Allah onlara özel olarak konuşuyormuş diye anlamak, bu kitabın yazarının ilham vahiy anlayışıyla alakası yok. Evet. Yine manevi cevap. Şöyle denildi ki, Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde kemali neşe ve sürurla, tam bir neşeyle, sevinçle, sarhoşçasına, gayet heveskarane şarkıları ve bazen kızların sesleriyle, radyo ağzıyla bu mübarek merkezi İslamiyet'in her köşesinde cazibedarane işittirmesi bu korku azabını netice verdi. Nereden çıktı bu? Şimdi diyeceksiniz, yani bakın, burada bu arkadaşımız bizimle başka bir şey söylemek istiyor ama biz ilgilenmiyoruz onunla. Şimdi iyi dikkat edelim. Bak, iyi dikkat etmek lazım. Ya kardeşim, Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde herkes namaz kılıyor. Sen namaz kılmadın, gittin şarkılar dinliyorsun, türküler dinliyorsun. Kadın sesleri dediği, kızların sesleriyle diyorsun. Yani cinselliği karıştırıyorsun işin içine. İbrahim, cevap verme lütfen. Öyle her önüne gelene cevap verilmez. Bak burada zat ne diyor? İhtiyar edildiği zaman cevap verilir diyor. İhtiyar edilmiştir. Yani bunlarla muhatap olamayız. Dinleyecek, anlayacaksa anlayacak zannediyorum. Türkçe'de anlayan birisi olmasa gerek. Ne anlasa da bizi ilgilendirmez. Peki ehl-i sünnet dedim de bu da ayrıca söyleyeyim, biz ehl-i sünnetiz dedik diye, vel cemaatiz dedik diye ehl-i sünnet de olunmaz yani. İddiayla hiçbir şey olmaz, yaptığın iş neyse o. Yani isim takmanın ben biraz karşısında olduğum için, Şia'ymış, ehl-i sünnetmiş, Müslümanmış, Hristiyanmış, bunlar isim takmadır, bir şey ifade etmez ki. Hakikate teslim oldun mu? Oldu. Resulullah'la beraber yaşama bilincin var mı? Var. Kendine isim takarak kurtulmuşlardan zannetme. Zannetmeyelim hep beraber. İsim takmanın hiçbir faydası yok. Bu da önemli. Böyle şey yazdım diye de utanma İbrahim 26 kimsen. Tanımıyorum, önemli değil ama böyle bir isim taktık diye kendimiz kurtulduk, öbürleri Şia, onlar ayrı, onlar bölünmüş bir parça canım ha demekle kurtulduğunu zannetme. Ne kadar Resulullah'ın ümmeti olarak yaşadıysak o kadar ehli sünnetiz, ne kadar onun dışına çıktıysak o kadar ehli sünnet dışıyız. İsimler siyasidir. İnsanların koyduğu uydurma isimlerdir. Ama yaratıcıya teslim olmak önemlidir. İşte onlar yaratıcının iradesine tabi olanlar Müslümdir, olmayanlar değildir. Ama bu kişiler kimler dersen bilmem. Ben miyim dersen olmak isterim ama bilemem ki oluyor muyum, olmuyor muyum, olmak istiyorum. İradem bu yönde. İnşallah olmuşumdur derim. Yalnız başkasına bunlar ehli sünnet değil, bunlar işte Iraklı, İranlı, bunlar Şia demek kadar bence mantıksız bir tavır yok. Biz Türkler ehli sünnetiz ha demek kadar da ükelaca söylenilmiş anlamsız bir cümle yok. İyi dikkat edin, hiçbir hakikati yok.
hiçbir hakikati yok. Bunlar 2 yaşında, 3 yaşındaki çocuklara monoton öğretilmiş sloganlardır. Bunların sen neysen olsun kardeşim. Ne o Şia, ne sen ehl-i sünnet. Neysek oyuz. İsim taktık diye yalnızca politikacıların, yöneticilerin, diktatörlerin, kralların, padişahların, sultanların iradelerine, isteklerine tabi olarak ayrılmış, yapılmış ayrımlardır bunlar. Biz bizim böyle bir ölçümüz olamaz. Serhent ne diyor bakayım bir. Bir matematik formülü bulmak için yıllarca dua eden, yani kendinden geçer de seni düşünüp yazan, hesaplayan bir kişinin bu duasını Adem'e gitmekten kurtaran kendisinin yaratılmış olduğu bilinci midir diyor. Mahkûn hoş geldin, geç geldin ama yine de hoş geldin. Evet, kurtaran kendisinin yaratılmış olduğu bilinci midir? Yaratılmış olduğu, hani o kadar yaptı etti ya, bunlar bir işe yarayacak. Yaratılmış olduğunu bilirse kendisinin yapmış olduğu tüm çalışmalar, hani formül bulmak için yaptığı çalışmaların hepsi dua eden bir pozisyon olduğunu bilir. Kendisine gelen cevapların da yaratıcısının kendisi değil, kendini yaratanın verdiği cevaplar, yaratması olduğunu bilir. İşte odur Müslim. Kendisini yaratıcısı olduğunu bilmesin, ne matematik formülü bulsun, ne de isterseniz patates yetiştirmenin formülünü bulsun, ya da insan kandırmanın formülünü bulan bir tezgahtarlık, tüccarlık, ticaret yapsın. Her neyse, ne yaparsa yapsın, kendine mal edecektir. O Müslim değildir, hakikate teslim olmamıştır. Bu işlerle uğraşmak boş değil yani, değil mi? Niye boş olsun ki? Eğer yaratılmışlığının bilincindeysen boş değil. Yaratılmışlığının bilincinde değilse, genel olarak konuşuyoruz. Kim olduğunu bildiğimiz yok. Öyle de zaten değil. İnsanlar için konuşmuyoruz. Yaratılmışlığının bilincinde değilse, isterse matematik formülü yapsın, isterse hani kabak nasıl yetiştirilir diye tarlasında çabalasın dursun, isterse ya bilmiyorum ki kahvede kağıt oynasın, ne derlerse ona, yani poker oynasın diyelim, boşuna yaşıyor, arada hiç fark yok. Ama ben yaptığım işi yaratılmışlığımın bilincinde olarak yapmam gerekir diyen insanlar kahvede kağıt oynayarak vakit geçirmezler. Bu da insaniyetin, zaten insani değerlerin ne kadar kıymetli, değerli olduğunu, insani özelliklerin farkında olan bir kişi içindir. Bu da biraz da konumuzun Müslim tabirinin içinde, hani Şia mıdır, ehl-i sünnet midir gibi tabirlerin veya her türlü tabir canım, her türlü isim takmalar. Yani ona kimlik vermeler diyoruz. Kimlik vermeler. Mesela diyorum ki ben Arap'ım. Ben yok Alman'ım. Ben Türk'üm. Bunlar komik şeyler. Size komik gelmiyor mu? Bana çok komik geliyor. Ne demek ben buyum buyum? Sana öyle dediler. Ya bırak bunları. Sen yaratıksın. Yaratıklığının bilincindeysen insansın. Değilsen kaybettin. Neyse. Yoksa Mahkûn saat 2'de mi başlıyor diye yeni geldi diye sorayım bakayım, yoksa ben insandır, meşguldür onun için mi, yoksa yanlış mı saat, yani 2 derken Türkiye saatiyle 8, Amerika East saatiyle, okey, farkındasınız, oldu. Serhent diyor ki hep İslam olmayanlar çok çalışıp didiniyor bu konularda, bizler geriden geliyoruz. Allah bilinciyle matematik çalışma ulvi bir duygu olsa gerek. Allah bilinciyle ne çalışırsan çalış gerçekten ulvi bir duygudur. Ama sen yani şöyle söyleyeyim, daha az verim alabileceğin bir alanda değil de daha çok verim alabileceğin bir alanda çalışman insani değerlerin gereği değil midir? Yani insani hikmetler, bunu anlatmıyor mu? Mesela tarla var, çorak taşlı bir çuval buğday ekiyorsunuz, iki çuval buğday ancak kaldırıyorsunuz, bir de tarla var,
Biraz da Hazreti İsa'nın örneğine, verdiği örneklere benzedi ama bir de tarla var. Kardeşim bir çuval buğday tohum ekiyorsun, öyle veriyor ki 20 çuval buğday, 10 çuval bilmem kalkar. O kadar Allah'ın kanununda var mı, yaratma kanununda var mı bilmiyorum ama diyelim 10 çuval buğday kaldırıyorsun. Hangisinde çalışırsın? Sana yaratıcın hikmet vermedi mi? Hepimiz biliyoruz 10 çuval buğday 1'e karşı 10 veren arazide tohum ekilir. Ama efendim bugün bu devirde şöyle yapmak daha iyidir, böyle yapmak daha iyidir diye de konuşmuyorum. Mesela teknoloji alanında çalışıp da silah teknolojisi geliştirecek şekilde matematik yapmak da zulme, katle, insan öldürmeye yardımcı olmaktırsa burası çorak tarladır. Belki bahçende fasulye, kabak, patates, patlıcan yetiştirmen verimli tarladır, bilemiyorum, bu örneğe göre konuşuyorum. Yani ille de insanları kazıklamak, ille de teknolojide ileri gitmek ile insaniyetin ilerlemesidir diye ben tarif edemiyorum. Çünkü yaptığınız çalışmalar, matematikçiler dikkat edin, çoğusu savaş teknolojisinde kullanılıyor. Onunla da insanlar ölüyorlar. Hem de yüzlerce, binlercesi birden ölüyor. Acaba bu çok ulvi bir duyguya vesile, duygunun gelişmesine vesile olacak bir çalışma mıdır, sormak lazım. İnsandır, düşüneceksin, kabiliyetin var. Allah yaratıcın sana o kabiliyeti vermiş. Hangi impulslarla, motivasyonlarla, hangi gerekçelerle insani duygularını kullanıyorsun, bu önemli. Bir de en önemlisi, bundan daha önemlisi, o duygularını yaratılmışlığının bilincinde olarak mı kullanıyorsun? Bunların düşünülmesi lazım. Biz bu odada genellikle sorgulayıcı, kendimizi sorgulayıcı konuşmalar yaparız. Öyle aman efendim, sizler Müslümanlarsınız, maşallah şimdi hepiniz namazınızı da kıldınız diye yağ çeken konuşmalar yapmayız. Gelin toptancılığı bırakalım, kendimizi hesaba çekelim. Kendini hesaba çeken başkasıyla olan ilişkisini çok iyi değerlendirir anlayışıyla konuşuyoruz. Onun için zaten title'larla Türkçesini hatırlayamadım. Ünvanlarla biz Müslümanlar, biz ehli sünnet, biz matematikçiler, efendim fizik çalışmak matematik çalışmaktan daha iyidir, çiftçilikten daha iyidir falan demek. Yani şimdi bir bakıyorsun kardeşim, bakın iyi dikkat edin, dünyada ordusu en kuvvetli olan ülke İsrail'dir. Ne yapıyor? Zavallı elinde keserinden başka bir şey olmayan insanları öldürüyor. Böyle kuvvete lanet olsun. Sen de mi böyle kuvvet istiyorsun diye sorasım geliyor. Sen de mi masum insanları rahat rahat öldürecek, katil olacak şekilde mi yaşamak istiyorsun? Ne istiyorsun? Dikkat et. Ama efendim ben Müslümanım, ben Müslümanların hakkını koruyacağım. Eline kuvvet geçtiği zaman hangi Müslümanın hakkını koruduğun, kimin Müslüman, kimin Müslüman olmadığı da sana itaat edenle etmeyenle belli oluyor. Sana itaat eden Müslüman, sana itaat etmeyen Müslüman oluveriyor. Kuvvette hak yoktur. Kuvvette hak yoktur. Kuvvet haktadır. Haklı olmaya bakacağız. Onun içinden matematikten başlayarak bir şeyler söylemek istiyorum. Bahane ettim aslında Serhend'in yazdıklarını. Arkadaşlar şimdi matematik formülü çözdük de iyi bir matematikçi olduk diye kurtulduk değil. Yaratıcımızın bilincindeyiz canım. Yine dikkat et. Yaratıcının bilincinde olan yaratılmışlara zulme katkıda bulunmaz. Dikkat et. Ama ben zulme katkıda bulunmuyorum. Güzel. Orasına karışma. Ben genel prensipler konuşuyorum. Bunun bilincinde misin? Dünyada ne olup bitiyor? Binlerce insan teknolojisi gelişmiş ülkelere geliyor. O teknolojinin gelişmesi için buralarda doktora çalışmaları yapma adı altında silah sanayinin gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Uyuyan. Efendim ben bilgisayarda programcılık yapıyorum diyor.
O program nerede kullanılıyor? O departmanın parası nereden geldi? Sana bir de para veriyorlar. O para nereden geldi? İyi bak, iyi bak. Arkasında ya NASA bulursun ya bir başka NASA'nın yan ne diyorlar ona? Bir büyük firmaya yan ürünler yapanlara ne diyorlardı? Bir arkadaşımız yardımcı olsun. Hala görmedim ekranda. Ulan bir kelime var hatırlayamadım. Bir büyük taşörancılığını yapıyorlar. Evet hadi diyelim taşöran. Oldu. Allah fason çalışma yapan firmalardan geliyor para departmanlarında. Bizim Müslüman arkadaşlarımız da burada doktora çalışması yapıyorlar. Değil mi? Dikkat et. Doktora çalışması yapıyorsun. Niye? Dikkat et. Dikkat et. Ben yarattım Müslümanım canım demek hiçbir şey ifade etmez. Allah'ın verdiği kabiliyeti kullandın mı kullanmadın mı? Kime hizmet ediyorsun farkında mısın? Efendim bak Müslümanlara mı yoksa gavurlara mı değil. Kim olursa olsun insan öldürenlere hizmet ediyorsun. Farkında mısın? Evet. Ya NASA'nın kendisi ya da NASA'nın taşeron firmalarından para geliyor ve sana sanayi genellikle silah sanayiinde kullanılacak formüllerin eksikleri veya tamamlayıcısı çalışması yaptırılıyor. Sen de onu bilerek paranı alıp ben Amerika'da doktora yapıyorum diye hava atıyorsun. Peki Serhent ne dedi onu okuyalım tekrar. Bu konular çok sonra sırası gelen konular. En önce Allah bilinci ve iman hakikatinin hayatımıza yerleşmesi, kök salması en önemli iştir. Buna bir daha kani oldum. Evet, Serhant aynen katılıyorum. Önce bir Allah bilincini bir yerleştir bakalım diyoruz kendimize. Sen yaratılmışsın, şimdi yaratılmışlığınla yaşa bakalım bir diyorlar. Peki diyoruz yani inşallah. Ondan sonra peki ben yaratılmışım bu dünyada niye varım diyeceksin. Bir ondan sonra geliyor bu dünyada insan öldürenlere yardımcı olmak için mi varım sorularını sormaya başlıyorsun. Adı ne olursa olsun. Yani benim için NASA'nın bombası ile İslamik bomb arasında hiçbir fark yok. Bomba bombadır. İnsan öldürür. Evet, zelzelenin devamından gelen o manevi musibet var ya, işte o manevi musibet o zelzelenin mahiyetini anlamamaktan geliyor. O da zelzelenin mahiyetini anlamamakta maddi hayatımızda, dünya hayatında nasıl görünüyor? Ramazan ayında ibadetin en çok teşvik edildiği ve topluma yaygın olduğu bir alanda herkesin namaz kılmayanların bile teravihe giderek namaz kıldığı bir anda hiç mi kalbin taşlaşmışlıktan çıkmıyor da yumuşamıyor kardeşim? Sen hala cinsellik tatmini için şarkılar, türküler söyleyen, eğlenceler hayla huyla geçiren bir hayat tarzı tercih ediyorsun. Bu kadar da vurdum duymazlık olmaz ki. Yani neyin necisisin sen bu dünyada hiç mi düşünmüyorsun kardeşim diyor yazarımız. Yoksa iyi dikkat edin efendim yalnızca amelde işte onlar da teravih kılıyor olsaydı olmazdı değil. Onların teravih kılmamalarının veya kılmalarının ya da kılmamalarının nedenine inmek lazım. Teravih niye gitmiyorlar, kılmıyorlar? Çünkü yaratılmışlıklarını, hayatlarının bir maksat üzere kendilerine kasıtlı olarak verildiğinin farkında değiller. Yaratılmışlıklarının bilincinde değiller. Yoksa mesele namaz kılıp kılmamakta değil. Namaz kılmaya ya da kılmamaya insanı teşvik eden anlayıştadır, zihniyettedir, bilinçtedir. Bunu iyi tespit etmek lazım. Onun için o manevi korku yaratılan şeylerin, şu dünyada yaratılmış olan her şeyin bir iradeden, bir hikmetten, rahmetli bir kaynaktan çıktığının bilincinde olmamaktır. Bu bilincinde olmamak kendini nasıl gösteriyor? Teravih namazı kılınırken adam herkesin teravihe gittiği bir yerde o hala langır lungurla meşgul. O hala dama taşlarıyla uğraşıyor. Hala o ne diyorlar? Evet. Kesici ama burada amel üzerinde imanı sorgulama yapmadınız mı? Aha, evet
Evet, amelin temelindeki imani meseleyi konuşuyor Said Nursi diyorum. Biz burada, kesici güzel söyledin sen bunu, teşekkür ederim. Bizim şu Said Nursi'nin yaklaşımında şöyle bir hassasiyet var. Ameli yapmayan kafirdir demez. Dikkat edin. Ameli yapan mümin de demez. Bilmiyoruz. Ama ameli yapmak ile yapmamak bir şeylerin göstergesidir. Kimse emin olamaz. Amel imandan gelirse ameli salihtir. Eğer imandan değil de mesela gelenekten dolayı teraviye gidiyorsa ameli salih değil, ne yapsın? Adam bu gelenek var, bu geleneği tutturmuş, kaptırmış gidiyordur. Ama biz kişi için konuşmuyoruz ki, iman etmeyen namaz kılmaz. Ama her namaz kılmayan iman etmiyor demek değildir. Her namaz da bulunan da imanından dolayı namaz kılıyor değildir. Bilemeyiz. Onun için biz bir kişiyi namaz kıldığı zaman, namaz kılarken gördüğümüzde iman ediyor ki namaz kılıyor deriz. Fakat kimse onu söylemedi kardeşim. Müntezir 14, yani lütfen teravih namazı farz mıdır diye böyle saçma bir soru sorulmaz. Lütfen ben biraz böyle şeylere, ki herkes biliyor bunu, en zır cahil dahi bilir teravih namazının farz olmadığını. Gerek yok bunu. Biz orada örnek olarak söyleniyor bunlar. Herkesin namaza gittiği bir zamanda, doğru dürüst beş vakit namazını kılmayanların bile namaza gittiği bir zamanda. Ben bilmiyorum mu dedin? Çok özür dilerim. Yani eğer gerçekten samimiyetle soruyorsan beni affet kardeşim. Yani ben zannettim ki teravih namazı farz değil ki diye konuşuyoruz. Biz burada onlar konuşmayız zaten, dikkat ederseniz eğer. Evet. Hiç önemli değil kardeşim. Hangi mezhepten olursan ol, bunların hiçbirisi önemli değil. Hiçbirisi önemli değil. Unut bunları. Gel meseleyi anlamaya çalış. Kesicinin sorduğu önemli bir soru var. Onu anlamaya çalışalım. Kişiler üzerinde hüküm verilmez. Ama şunu anlamamız lazım ki bir ameli salih yapan imanın, o amelin kaynaklandığı imandır. Onu anlamamız lazım. İşte teravih namazı örneği verildiği için konuşuyoruz burada. Onu Müntezir 14'e de özür dilerim diye özür diledim. Çünkü ben onu teravih namazı farz mıdır diye sormasını, yani farz değil ki niye böyle konuşuyorsunuz diye anladım da onun için. Özür diliyorum. Evet. Yanlış anladım yani. Evet. Bir kimse herkesin teravih namazı kıldığı bir sırada o kişinin kahvede rahatlıkla tavla atması, şansa göre hayat yaşaması, o kişinin durdum duymazlığının bir göstergesidir. Ama bu kişi için konuşmayız biz. Bu hareketin tabanında bir vurdum duymazlık vardır. Yani ben neyim sorusunun cevabını hiçbir zaman düşünmemek vardır. Böyle düşünmeyen bir insanın, ben neyim sorusunun, bu dünyada ne işim var diye düşünmeyen bir insanın, bunlardan hiç haberi olmayan bir insanın, dünyanın sallanması, yer küresinin sallanmasının da bunun da bir maksadı olması lazım diye düşünmesi hiç beklenilmez. O zaman tesadüfen bu iş oluyor diye anlaması beklenir. Normal olarak kişiler için konuşmuyoruz. Peki tesadüfen bu işler oluyor diyen kimse zelzele devam ettiği sürece ödü kopar. Niye tesadüfen daha başka bir şey olup da başıma daha büyük bir musibet gelir mi diye ödü kopar. Yoksa bu bir emir tahtında oluyor. Yaratıcının iradesiyle oluyor. O şefkatlidir, o rahmetlidir. Bana kendini toparla diyor. Dünya sabit değildir diyor mesajını alması gerekirdi. Onu alamaz, alamadığı için de ümitsizlikten, korkudan, meyusiyetten kurtulamaz. İşte diyor, zelzelenin en büyük zararı bir insana verdiği musibet olan yönü, bu inansızlığını, bu anlayışsızlığını ortaya çıkartmasıdır. Bunu iyi anlayın, bunu ortaya çıkartmasıdır. İnşirah Nur, Said Nursi'nin yanına bir adam gelmiş ve üstadım ben şöyle şöyle günahlar işliyorum, ne olacak? Said Nursi'nin cevabı benim ilgimi çekmişti. Günah işleme dersem ahirette yakama yapışırsın, ancak yapmazsan da daha iyi olur diyebilirim cevaplamış.
işte günah işleme dersem ahirette yakama yapışırsın. İnşirah Nur'dan açıklama bekliyoruz. İlk cümlesindeki hikmeti pek anlayamamıştım. Kesici kardeşin sorusundan sonra aklıma geldi. Ha, o bağlamda söylüyorsunuz. Kesici kardeşinin söylediği bağlamda. Kardeşim konsantreni günah. Ben de onu soruyorum diyorsunuz. Şimdi günah işleme desem kardeşim, günahı işlememenin tavanında imanın kuvvetli olup olmaması yatar. Onun için Said Nursi'nin vereceği cevabı ben şöyle anlıyorum. Kardeşim sen iman eğitimi yapsana biraz. Biraz daha üzerinde dur ki imanı kuvvetlenince o amele geçecek diye. Amel üzerinden imanını sorgulamıyor üstad. Evet. Hocam sohbetiniz bitince size birkaç... Hayır kardeşim benim zamanım yok gerçekten. Ama çok kısa olursa girin. Biliyorsunuz nasıl özel olarak Risale sohbetine tıklayın ve oradan özel mesaj gönderin. Konuşalım. Yoksa peki çok zaman geçti uzadık. Uzattım. İkinci suale gelmeden burada duruyorum inşallah. 119. Önümüzdeki bakayım programa bakıyorum şu anda. Bakayım bugün 21 çarşamba cumartesi gün Makgün ders yapacak, pazar gün Naciye Hanım ders yapacak ve Naciye Hanım'ın dersinden sonra İngilizce sohbetimiz olacak. Bu haftaki programımız bu. Bir başka arkadaş eğer de sohbet yapmayı üstlenirse memnun olurum. Muntazır 14'de eğer mesaj gönderirseniz özel bu. Onları soracaksan lütfen bizim onlarla ilgim, onlarla uğraşacak vaktimiz yok kardeşim. Rabbimizi nasıl tanıyacağımız üzerinde duruyoruz Muntazır 14. Nafile namazı cemaatle kılınıp kılınmayacağını herhangi bir cami hocasından öğrenebilirsin. Onlar önemli mesele değil. Biz farz namazının kılınmasının nedeni olan imanın kuvvetlenmesiyle uğraşıyoruz. Yani harap olmuşuz, mahvolmuşuz, imanın temelleri sarsılmış. Nafileyi neyle kılarsan kıl diyeceğim geliyor. İnşirah Nur'da Google'a sorarsan Google'da dolu fetvalar var. Alırsın cevabını verdi. Allah razı olsun. Ama bizim derdimiz imanı nasıl kuvvetlendiririz? İmanımızdan nasıl emin oluruz? Peki efendim, Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.